Merhaba Kürsi TV izleyenleri, yayınımıza hoş geldiniz. Merkez Parti Genel Başkanı Profesör Doktor Abdurrahim Karslı bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk kardeşim. Hocam, biliyorsunuz Türkiye'nin gündemi hayli yoğun ve her gün bir sonraki gün daha yoğunlukla karşılaşıyoruz. Evet. Özellikle de muhalefet açısından hareketli günler yaşanıyor. Altılı Masa dağılıyor mu? Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinin siz nasıl okuyorsunuz? Bir de şimdi çoklu aday, tekli aday tartışması ortaya atıldı. Evet. Olası tek aday durumunda Kılıçdaroğlu aday olursa kazanabilir mi? Bütün bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Türkiye'de siyaset dediğiniz gibi gerçekten seçim zamanı da yakınlaştığı için gittikçe alevleniyor. Ve bloklara ayrılmış gibi. Cumhur İttifakı'nın karşısında sanki bir tek muhalefet var, altılı masa. Aslında bu yapı iktidarın işini kolaylaştırıyor biraz. Birçok partiyle uğraşmak yerine altılı masa olmasaydı her parti iktidarı eleştirecekti, aşağıya çekmeye çalışacaktı ve her partiye, parti sözcülerine, liderlerine de cevap vermek zorunda kalacaktı iktidar. Ama şimdi iktidarın işi kolaylaştı. Sadece altılı partiye cevap veriyor. Altılı masaya cevap veriyor. Altılı masayla uğraşıyor. Dolayısıyla kendi işlerine bakıyor. Tabiri caizse kolay yoldan sonuca gitmeye çalışıyor. Altılı masa bir açıdan da güzel aslında. Neden güzel? İktidarın işini kolaylaştırmakla birlikte muhalefet açısından çok bölünmüş, Türkiye'deki bölünmüşlük halinde 6 tane partinin bir araya gelip Türkiye'nin geleceği için fikir üretmesi açısından da güzel bir oluşum. Onun için de önem veriyorum. Yani farklı fikirlerin bir araya gelmesi hem seçim için hem seçimden sonra Türkiye'nin yeniden demokrasiye kavuşturulabilmesi için, adaletin tesisi için, temel hak ve hürriyetlerin yeniden sağlam bir zemine oturtulması için çalışmalarını da önemsiyorum doğrusu. Önemli bir faaliyet diye düşünüyorum. Ve altılı masanın ben kolay kolay dağılacağını da zannetmiyorum. Şimdiye kadar bir sürü şeylere maruz kaldı, darbelere maruz kaldı, çeşitli oyunlara maruz kaldı iktidar tarafından, içlerinden, dışarıdan, başka diğer muhalif partiler tarafından da birçok eleştirilere maruz kaldı. Ama şimdiye kadar birliğini muhafaza etti. Bundan sonra da altılı masanın dağılacağını ben şahsen düşünmüyorum. Öyle zannetmiyorum. Gel ki son zamanlarda özellikle bu Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karardan sonra bazı gelişmeler oldu. İşte Meral Akşener'in herkesten önce Saraçhane'ye gidip Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi, 85 milyonun onun arkasında olduğunu ilan etmesi, sanki Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı için hususi bir destek gibi algılandı. Biraz CHP'nin işlerine karışmak tarzında algılandı. CHP'nin işte belediye başkanlarıyla iş tutuyor tarzında algılandı. Bunun için bazı beyanlar oldu. Ve Akşener'le Kılıçdaroğlu dün akşam bir araya geldiler. Bence bu bir araya gelmek güzel bir şey. Sık sık da olmalı aslında. Sadece altılı masanın altı kişinin bir araya gelip konuşmasını beklememeleri lazım. İkili, üçlü, başka türlü toplantılar da olabilir. Bu toplantılar da altılı masanın devamına kuvvet verir bence. Dağılma sebebi olmaz. Dünkü toplantının da devama kuvvet vereceğini düşünüyorum. Ben dağılma sebebi olacağını zannetmiyorum. Evet, karardan sonra İstanbul'da meydana gelen olaylar, parti başkanlarının, partilerin içinden ileri gelenlerin yaptığı açıklamalar biraz tabiri caizse ortalığı bulandırdı gibi, ama ben bütün bunların da hallolacağını ve altılı masanın devam edeceğini düşünüyorum. İnşallah da öyle olur, öyle olur Türkiye'de. Hatta benim kanaatim sadece altılı masanın birlikte olması değil, bütün muhalefeti güçlendiren bu altı partinin dışındaki diğer partilerle de bir irtibat kurulması, bir diyaloğun olması, birlikte hareketin kuvvetlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum ben. Yani onun için bu birlikteliği önemsiyorum ve dağılacağını da bu tarz darbelerle son bulacağını da zannetmiyorum ben. Evet. İkinci sorunuz
aday olursa Kılıçdaroğlu kazanır ondan, mı? Hocam ondan öncesinde şey çoklu aday, tekli aday tartışması çoklu var. Aday, aday, evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz tecrübeli bir siyasetçi olarak bunu? Ben şahsen evet. Çoklu adaylığın sonuca götüreceğini zannetmiyorum altılı masayı. Çoklu adaylık iktidarın işine gelir, iktidarın hoşuna gider. Ve eğer dağılırsa altılı masa, iktidar birinci turda bu işi çözebilir diye düşünüyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimini alabilir diye düşünüyorum. Onun için altılı masa tek adayla seçime gitmesi lazım. İyi bir muhalefet yapması lazım. Seçim öncesi yapılacak olanları millete anlatması lazım. Seçimden sonra Türkiye'de yapmak istediklerini millete anlatması lazım. Altılı masa sırf çıkardığı adayı değil, bütün partiler birlikte arkasında durarak seçime gitmesi lazım. Bu birlikteliği gösterirlerse Cumhurbaşkanlığı seçimini alabilirler. Yoksa eğer çoklu aday olursa ben sonuca gidileceğini zannetmiyorum. İlk turda Cumhurbaşkanı seçilebilir, Recep Tayyip Erdoğan seçimi alabilir diye düşünüyorum. Onun için çoklu aday teklifine sıcak bakmıyorum. Ama çoklu aday da olabilir diyorlar. Çünkü altılı masanın zannediyorum aday noktasında ittifak etmesi biraz zor gibi sanki. Çünkü CHP ve Kılıçdaroğlu kendini ön plana çıkarıyor. CHP kendi genel başkanlarının aday olması için ciddi bir çalışma içinde, ciddi bir gayret içinde. CHP'nin kurmayları hep genel başkanlarını aday olarak görmek istiyorlar. Haksız da değiller. En çok oy olan bir parti ve bu zemini oluşturan bir parti. Ve Kılıçdaroğlu şimdiye kadar yaptığı, demokrasi adına yaptığı çeşitli hareketlerle bence bunu hak etti de. Yani o olabilir diye de düşünüyorum. Yani adaylık noktasında uygun diye de düşünüyorum. Fakat Türkiye'de bir bölünmüşlük var. Bunu kabul etmek lazım. Özellikle dindarlığın ve milliyetçiliğin de zirve yaptığı bir hali yaşıyoruz. İktidar bu iki unsuru çokça kullanarak, hem milliyetçilik hem dindarlık meselesini çok da kullanarak, siyasal İslam'ı çok da ön plana çıkararak Kılıçdaroğlu'nun şansını azaltabilir diye de içimde bir tereddüt var. Yani kanaatim kısaca Kılıçdaroğlu'nun aday olması noktasında faydalı olacağını, bir aday, tek aday olması noktasında faydalı olacağını düşünüyorum. Altılı masanın lehine olacağını düşünüyorum. Bunlardan aday olarak da Kılıçdaroğlu aday gösterilirse sonuca gidilir mi diye o noktada ciddi bir tereddütüm var. O da bu atmosferden kaynaklanan bir tereddüt. Çünkü Türkiye'de seçim satım haline girilince konuşulmayan şeyler de konuşulur ve yıpratıcı olur diye düşünüyorum. Evet. Hocam şimdi kamuoyu araştırmalarında biliyorsunuz yani yine Millet İttifakı'na bağlı ama kendileri parti üyesi olan iki belediye başkanının ismi ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, diğeri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Evet. Bunlar tabii İmamoğlu son olaylardan sonra adayımız Kılıçdaroğlu dedi ama kamuoyunda da ciddi bir beklenti var bir yandan. Evet. Bir de çok önemli bir noktaya değindiniz. Seçim satımı halinde olmayacak şeyler konuşulmaya başlanır. Hatta şimdiden mesela evet. Alevi kimliğini hemen öne atıyorlar evet. Kılıçdaroğlu'nun. Evet. Evet. Burada evet. mezhepsel bir yaklaşım söz konusu oluyor. Yani bu da insanlarda antipatik bir durum yaratıyor. Yani doğru. Türkiye sonuçta demokrasi notu ortada. Bu açıdan nasıl olmalı? Peki kamuoyu araştırmalarında da aslında şu an için Kılıçdaroğlu pek avantajlı gözükmüyor doğrusu. Yani CHP ve Kılıçdaroğlu bunu iyi hesap etmesi lazım açıkçası. Çünkü Türkiye ilgilendiren bir mesele. Kaybederse eğer Türkiye kaybetmiş olacak. Sadece Kılıçdaroğlu kaybetmiş olmayacak. Ve kaybederse Kılıçdaroğlu'nun mevcut koltuğunu muhafaza etmesi de zor. Yani her iki açıdan hem CHP'nin aleyhine olacak hem Türkiye'nin aleyhine olacak. Ama söylediğiniz gibi Türkiye'de seçim arenasında her türlü aleyhi olan şeylerin de konuşulacağını, yıpratılacağını düşünüyorum.
Bu noktada bence CHP'liler ve Kılıçdaroğlu iyi düşünüp bir karar vermeli. Yani tek aday olmalı ve tek aday herkesin söylediği gibi, çoğunluğun söylediği gibi en azından kazanacak aday olmalı. Yoksa ille de bir şahıs da ısrar etmemeli. Bunu tespit etmek çok zor değil. Çünkü Türkiye'de çeşitli kuruluşlar var kamuoyu araştırmaları yapan. Kamuoyu araştırmaları yapan bu şirketlerle bu mesele altılı masa tarafından ciddi masaya yatırılıp sonuca gidilebilir ve isabetli de bir karar verilebilir diye düşünüyorum. Onun için kamu araştırmaları iyi yapılmalı. Kim kazanmaya daha yakınsa onunla seçime girilmeli diye düşünüyorum. Evet. Hocam bir diğer önemli konu da siz hukukçusunuz tabii. O da önemli bir nokta. Anayasanın 101. maddesindeki muallaklık da ortada. Şimdi Cumhurbaşkanı eğer zamanında bir seçim olursa Erdoğan'ın aday olup olmaması tartışmaları hayli aslında şimdi biraz kenarda kaldı ama o Türkiye'nin gündemini hayli bir meşgul edeceğe benziyor şimdi de. Yani bir erken seçim senaryoları da var gündemde. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Erken seçim mi olmalı? Zamanında seçim olursa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı tekrar söz konusu olabilecek mi? YSK da bu konuda biraz sessiz kalıyor. Ben erken seçim olacağını zannetmiyorum. Seçim zamanında olacak diye düşünüyorum. Israrla iktidar da bunu söylüyor. Zaten süre olarak baktığınız zaman yeni yıla girmek üzereyiz 1-2 gün sonra. Süre olarak da fazla bir süre kalmadı. Erken seçimin bir manası da kalmadı. Onun için seçim vaktinde yapılmalı bir. Muhalefet artık buna bu şekilde dikkat etmeli ve bunda ısrar etmeli. İki, seçim vaktinde yapılırsa anayasaya göre mevcut Cumhurbaşkanı'nın aday olup olmayacağı noktasında ben de hukukçuyum. Ekser hukukçular da şöyle düşünüyorlar. Evet. Anayasaya göre yeniden aday olma imkanı yok. Çünkü iki defa aday olabilir deniliyor bir şahıs. Cumhurbaşkanı da ikinci süresini dolduruyor. Yani Yüksek Seçim Kurulu tarafından iki defa kendisine Cumhurbaşkanı seçildiniz diye tezkere verilmiş, mazbata verilmiş. Dolayısıyla yeni bir adaylık, üçüncü bir adaylıktır ki anayasaya aykırıdır diye düşünüyorum. Ama Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı aday olursa bu tepkiyi göstereceğini zannetmiyorum ben. Sanki Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamalarından anlaşılan da o. Yani Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın son bir beyanı vardı. İşte bir büyüğümle konuştum, bir tanıdığımla konuştum bu meseleyi. Ama şimdilik kanaatimi beyan etmiyorum falan diye. O büyüğünün muhtemelen iktidara yakın çevrelerden bir hukukçu olduğunu düşünüyorum ben. Ve Yüksek Seçim Kurulu iktidara yakın çevrelerin fetvasıyla, hukuki yorumuyla hareket edeceği için Cumhurbaşkanı'nın adaylığına çok itiraz edeceğini zannetmiyorum ben. Muhalefetin de bir beyanı vardı aylar önce, yıllar önce. Yani Cumhurbaşkanı aday olursa biz anayasaya göre adaylığını tartışmak istemiyoruz. Oradan Erdoğan lehine bir mağduriyet oluşsun istemiyoruz falan diye bir beyanı vardı. Bence bu beyan doğru değil. Herkes hukuka uygun hareket etmeli. Dolayısıyla muhalefetin ikinci defa aday olamayacağını, üçüncü defa aday olamayacağını anayasaya göre söylemesi hukuku ihlal değildir. Anayasayı ve hukuku himayedir. Erdoğan aleyhine gibi görülse dahi Erdoğan aleyhine değildir. Hukuk herkes için lazım. İktidar, muhalefet bu noktada iktidarın oyununa gelmemeli ve ısrar etmeli diye düşünüyorum. Evet. Ama Yüksek Seçim Kurulu son kararı vereceği için Yüksek Seçim Kurulu'nun da böyle bir hukuki engeli ortaya çıkarıp Cumhurbaşkanı'nı engelleyeceğini zannetmiyorum. Şimdi hocam geçtiğimiz günler içerisinde muhalefette yine buna benzer bir çıkış oldu. Bir 7 Nisan, 8 Nisan bir sınırı çizmişlerdi. Hani bundan sonrası ki belirlenecek seçim tarihi için biz kapıları kapatıyoruz ama Mart'a açıyoruz dediler. Mesela Mart'ta bir olası erken seçimde biz evet bunu yapalım deriz. Bu adaylık olabilir mi olamaz mı tartışmasını da ortadan kaldırırız diye yine hem İYİ Parti'den hem CHP'den kurmaylar düzeyinde bir açıklama geldi. Evet. Ben o delinen tarihlerde erken seçim yapılabileceğini zannetmiyorum. Malum anayasa değişikliği kanun değişikliği oldu. Özellikle seçim barajı ile ilgili.
seçim barajıyla ilgili değişikliğin gündeme girebilmesi için o tarihlerde bir erken seçim yapmak mümkün değil. Bir yıl geçmesi lazım değişiklik üzerinden. Onun için iktidarın öyle bir şeye evet diyeceğini zannetmiyorum ben. Yani eski seçim kanunuyla iktidarın seçime gideceğini ve iktidar muhalefetin lehine olan durumu kullandıracağını zannetmiyorum ben. Çünkü yeni seçim kanunuyla iktidar muhalefetin işini zorlaştırdı. Bayağı zorlaştırdı. Özellikle küçük partiler aleyhine. Bu imkanı iktidar muhalefetin lehine kullandıracağını ve kanun değişikliğinin yürürlüğe girmeden önce seçime gitme tarzında bir erken seçim kararı alacağını düşünmüyorum ben şahsen. Evet hocam, peki bir de algı açısından değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bir geçmişe gidecek olursak muhtar bile olamaz. Evet. Sonra tekrar Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı adayı döneminde 360 vekil krizi. Evet. Şimdi onlar mağduriyet yarattı. Bakın istemiyor. Şimdi tekrardan Cumhurbaşkanlığı halkın adamını önünü kesmeye çalışıyorlar. Aday olamaz diye her kanattan saldırılıyor. Bu bir darbedir gibi yine müthiş bir algıya da yol açmayacak mı bu? Ama kanun var ortada, anayasa var ortada. Hukuk herkes için geçerli. Yani doğru yorum neyse ona ittiba etmek lazım. Anayasa hükmü var ortada. Bu ikinci defa seçilmiş ve görevini tamamlayan bir sürü olursa, her ne kadar iktidar böyle bir yaygara yapsa da bence geçerli bir yaygara ve hukuki yorum olacağını zannetmiyorum ben. Evet. Dediğim gibi Yüksek Seçim Kurulu zaten böyle bir tartışmaya Türkiye'de imkan vermez. Cumhurbaşkanının lehine yorum yaparak önünü açar diye düşünüyorum. 2 milyona yakın EYT'li beklediği haberi bugün canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı. Evet. Yaz sınırı falan beklentisi, barajı bırakılacak mı? Ne tür engel? Koşulsuz, şartsız EYT mağdurlarının sorunları çözülmesi noktasında bir talepleri vardı ve 3-4 yıldır, hatta son 5 yıldır da ciddi lobicilik ve toplumsal anlamda örgütlenme örneğini de Türkiye'ye gösterdiler. Bu noktada sizin değerlendirmeniz nedir? EYT'liler umduğunu buldular diyebilir miyiz? Yani bugün akşam Cumhurbaşkanı'nın söylediğine göre bir yaş sınırlaması olmayacak. Ama bunu söylemek yetmiyor. Yani asıl meclise geldiğinde düzenlemenin teferruatı önemli. Nasıl bir düzenleme yapılacak? Ocak ve Şubat'ta bu meclisin gündemine gelecek. Şimdi bu akşam Cumhurbaşkanı'nın söylediği engellerden birinin kaldırıldığı gibi sanki. Yaş sınırının olmaması. Böyle bir müjde verdi. Bu 2 milyon 250 bin kişi ilgilendiriyor filan dedi. Aslında bu akşamki açıklamasında da gene Cumhurbaşkanı söyledi. Cumhurbaşkanı bu meseleye karşıydı. EYT'lilerle ilgili problemin çözülmesine karşıydı. Şimdi seçim zamanı yakınlaşıyor. Ciddi de bir potansiyel EYT. Milyonlara varan insanları ilgilendiren bir potansiyel. Onların oylarını alabilmek için, biraz daha da onlara yakın şirin gözükmek için bir müjde verdi. Ama asıl düzenlemeyi bekleyip mecliste nasıl şekil alacağını görmek lazım diye düşünüyorum. Evet, hafızalara kazınmış bir sözü de vardı hocam. Yani çift dikiş mi olmak istiyorsunuz? Yok ya, öyle bir durum. Evet. Doktor tepki göstermişti yani, evet. Evet. Erdoğan zamanında. Bakalım hocam, Şubat'ta nasıl şekil alır? Evet, eklemek istedikleriniz varsa hocam ekleyebilirsiniz yorumlarınızı. Çok teşekkür ederim. Hukuk herkese lazım. Türkiye'nin problemlerinin çözülmesi için adalet ve hukuka ihtiyacımız var. Ama iktidar özellikle hukuku muhalifleri susturmak için kullanıyor. Konuşacak insanları susturmak için, iktidarda etkili olacak insanları devre dışı bırakmak için kullanıyor. İktidarın bu tutumunu terk etmesini arzu ediyorum. Bugün evet. Gene sosyal medyadan okuduğum kadarıyla, gördüğüm kadarıyla bir muhalefet partisinin genel başkanının, Rıfat Serdaroğlu'nun bir ceza aldığını, hakaret sebebiyle cezaevine gireceğini okudum. Doğru. Bu kararlar doğru kararlar değil. Bu velev ki suç sabit bile olsa paraya çevrilebilecek olan bir ceza. Bu tarz meselelerle muhalifleri susturmanın yolunu denemek doğru bir davranış değil. Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza da böyle. Benim hakkımda da böyle cezalar var.
İnsanlar hakkında konuşmak isteyen insanlar hakkında böyle birçok cezalar var. İktidar hukuku bir baskı aracı, susturma aracı olarak kullanmaktan vazgeçmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet. Hocam değerli katkı ve yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Buradan bu yayınlarımızı Sayın Genel Başkan Abdurrahim Karslı'yla haftalık olarak düzenli bir şekilde, seri şekilde devam edeceğiz. Bunu da bilgisini paylaşalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.